Parkinson ameliyatlarında beyin pili elektrotları yerleştirilirken en önemli nokta beynin içerisindeki yaklaşık 2-3 milimetre çapındaki bir anatomik oluşumu bulup oraya doğru olarak bu elektrotları yerleştirmektir. Bu işlemi yaparken ne 1 milimetre yana ne 1 milimetre aşağıya gidebilme şansımız yok. Çünkü hem bu durumda yan etkiler ortaya çıkacaktır hem de hastalar istenilen klinik iyileşmeyi kazanamayacaklardır. Burada başarının sırrı mikro elektrot kayıt ve stimülasyon tekniği dediğimiz teknikten geçmekte. Uyanık, karşılıklı sohbet ederek ameliyat ettiğimiz hastalarda beynin içerisine yaklaşık 2 mikron kalınlığındaki bir elektrodu bilgisayar aracılığıyla mikron mikron ilerletiyoruz ve bunu karmaşık bir elektronik düzeneye bağladığımızda beyindeki tek bir hücrenin elektriksel aktivitesini dinleyebiliyoruz. Böylelikle aradığımız ve ulaşmaya çalıştığımız hastalıktan sorumlu bölgedeki hücrelerin konuşma dilini, deşarj özelliklerini izleyebiliyor ve 80 mikrondan daha az bir hata payıyla bu hücrelerin yerini bulabiliyoruz. Aynı zamanda bu hücrelerin hastanın ameliyat sırasındaki vücut hareketlerine cevaplarını da inceleyebiliyor ve doğru yeri hassas bir şekilde bulabiliyoruz. Gene bu teknik sayesinde mikroamper düzeyinde hastalara elektrik akımı vererek uyanık hastalardaki bu elektrik akımına cevapları değerlendirebilmemiz ve bu işlemin sonunda beynin fizyolojik haritasını çıkarabilmemiz ve hasta için en doğru yeri bulabilmemiz mümkün. Bu ameliyatlarda her ne kadar son derece gelişmiş görüntüleme yöntemleri veya bilgisayar hesaplamaları kullansak da, nasıl ki herkesin ağzı, yüzü, gözü birbirine benzememekte, buradaki hücrelerin yeri de her hastada aynı olmamakta. Beynin içerisindeki 1-2 milimetrelik fark, ki bu her hastada farklı oluyor, bizim için kilometreler demek. İşte burada mikroelektrot tekniği bize 80 mikrondan az bir hata payıyla bu elektrotları doğru yere koyma ve böylelikle ameliyat sonrasında hastaların son derece başarılı klinik sonuçlara ulaşabilme şansını bizlere sağlayabilmekte.